Ne kadar yolumuz kaldı? Geldik benim babam. Az kaldı. Tamam kardeşim, sen peşlerini bırakma. Abi bu Boran Ayas'ın yeri tamam. Neredelermiş? Neredesiniz İncaz? Mekandayım abi. Pasaportları alıp geleceğim. Sen burada etrafı dolaşacaksın, tamam mı? Lan oğlum salma yüzünü. Hele bir gidek canımızı kurtarak bakacağız çaresine. Bana güvenmiyor musun? Boran, bak söz verdim. Tamam komutanım. İyi tamam. Evet abi az önce aradı. Pasaportları sordu Cevdet abi. Merak etme. Birazdan gelirler. İkisini de paket eder, atarız önüne. Sen kimi paket ediyorsun? Yasin! Yasin! Aa! Yasin! Aa! Dur Yasin, bırak gideyim. Allah'ını seversen. Bak çoluğum çocuğum var. Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Yalçın'a bakmıştın, burada mı? Yalçın parça almaya gitti. Birazdan gelir. Ben yardımcı olayım abime. Yok, benim işim Yalçın'da. Beklerim. Tamam abi. 65 model ha? 65 model abi, orijinal. Bakan temiz bakmış kimse. Evet. Abi biraz titiz. Adresi bulmuşsun. Selma hayırdır? Bakma öyle. Başı beladan kurtulmayan birine yardıma geldi. Yalçın abi var. Lan. Dur. Temizim artık. Bıraktım o işleri. Ben çalmadım. Neyi sen çalmadın? Ne anlatıyorsun sen birader? Ben yapmadım. Ben yapmadım.
kardeşim bak, biz polis falan değiliz. Ne olduysa oldu. Biz sana birkaç soru sormaya geldik. Ne soracaksınız? Eski karın. Biri de. Hayda. Buyur buradan yak. Ne haltlar karıştırdı gene? Bu doğumda çocuğunu kaybetmiş. Bunu öldü demişler. Doğru mu? Oo, çocuğu olmuş da ölmüş de. Bunun çocuğu olmaz. Kaç tane doktora gittik. Ufakken rahatsızlık geçirmiş o. Yusuf. Bak, eğer bana yalan söylüyorsan var. Ne yalan söyleyeceğim abi? Sana yalan borcum var ya. Gel eve. Karının eşyaları duruyor. Doktor raporlarını göstereyim istersen. Geldiğimiz. Ana kız baş başa. Bence de. Hava da güzel. Hı? Güzel. Evde de söyledim. Soracak çok fazla şey var. Konuşacak çok konu. İnsan nereden başlayacağını bilemiyor. Konuşuruz kızım. Bak burası sakin. Püfür püfür. Ne zaman sıkılsam, içim darlansa hep buraya gelirim. Ne dedim lan ben sana? Bir daha gidersen sıkarım. Yaşatmam. Benim de Berlin'de böyle bir yerim var. Sibel beni ne zaman arasa orada bulur. Arkadaşın mı? Kardeşim gibi. Ne güzel. Bak, senin de dostun arkadaşın varmış. Burada da var. Sultan ablam var. Yusuf var. Sen varsın. Ya baba? İşte onu bana sen anlatacaksın. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Niye ayrıldınız? Niye öldü dedi benim için? Lan kız, dünyanın bir ucundan geldi annemi bulacağım diye. Bunlar gibi umursuz, ahlaksız... Neymiş, derdi neymiş? Bilmiyorum. Bir şey söylemedi mi? Berlin'e götürmek istiyor Rüya'yı. Niye? Bilmiyorum Selma, bilmiyorum. Kim, niye Rüya'yı Berlin'e götürmek istesin? Yusuf! Anlatacağım demiştin. Babamı, beni, bize ne olduğunu. Hadi bir şey söyle artık. Anlat bakalım hanım. Ne anlatacaksın? Baba. Hayırdır kıymet? Hava güzel. Azıcık edemi dışarı mı çıkarsak dedim afete. İyi de bunların hepsini kaş gözle mi anlatıyorsun? Kelin sus. Afet. Keyfi yerine gelmiş dedim.
Azıcık dışarıya çıksak, yüzüne renk gelse. Uzun zamandan beri evden dışarı çıkmadın her ruhun. Şakir. İstemez Afet. O vakit evde hoyalanacak. Afet. Eden, bir tatlı yemek ister misin? Abla, doktor yasak etti ya tatlıyı. Ama tatlı yasak, yemek yasak. Adam nasıl neşelenecek? Sen beni merak etme Kıymet. Afet, Azap'ın düğün kaseti nerede? Aa, bak o iyi fikir. Yusuf'un odasında filandır o. Kela Azap. Ya ben izlemek istemiyorum. Şakir deden görsün. Sünnet düğününde nasıl ciyakladın. Canım acı. Canım acı diye diye. Ağlamadım ki ben. Hiç de acımadı. Hadi orada. Oh, acımamışmış. Acımamışmış. Kalbim, ruhum. Hadi getir kuzum. Hadi bakalım. İlk önce getirene benden bir hayt alın. Kele, Salih ile Mercan nerede? Ay vallahi çatlayacağım ya. Evdeki hain kim? O CD'de ne var? Sallama şu an yani. Ya tamam Salih, geriliyorum biliyorsun. Salih, senin benimle ne derdin var? Kendimi bildim bileli öyle yapma Mercan. Öyle konuşma Mercan. Onu deme Mercan. Şikayetçi misin? Bilmem. Biliyor musun? Neyi? Ha, sen söyle. Hayır sen. Hayır sen. Ya? Sen. Tamam tamam. Ya Salih, aslında bir tarafım bilmek istemiyor. Neyi? Babamın yanından mesaj çekeni, o mektubu yok edeni, o adileri bizim araziden geçireni. Neyi? Çünkü ben bizim aileyi biliyorum. Herkesin birbirini ne kadar sevdiğini biliyorum. Halamın bile ya, herkesi. Bir tarafım deli gibi merak ediyor. Ama bir tarafım da ne bileyim, bizim aileden birinin böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemiyorum. Sen ne diyordun bu arada? Ben kazandım, ben kazandım. O zaman CD'yi de ben bulacağım. Hayır ben. İçmesene ya. Ben içmiyorum ki, sen içiyorsun. Ben buldum, ben buldum. Ya versene şunu. Edim, iyi mi böyle? İyi, iyi, tamam. Görece mi böyle? Yok, içime sinmedi. Kanimi şuraya götürelim. Abla, abla ne yapıyorsun? Deminden beri bir oraya bir buraya sersem oldu. Hadi kuzum, hadi kuzum, gel gel. Kanime yavaş, yavaş. Kıymet nene, bulduk. Ben buldum. Ay, verin bakayım. Azap uslu dur. Sultan, Azap'la Cansu'ya bir haytalı borcumuz var. Hadi koyun bakayım şunu videoya. Video değil o. Aman, neyse ne. Ya koymayın işte. Annem dedi, çok bağırmışsın. Mihriban nerede? He, onu da çağırın. Haydi çocuklar, haydi, haydi. Kanimi, koy. Edem, iyi misin böyle? Muhittin. Hanım. Gülüm. Gel gülüm gel. Şöyle otur. Ya ne oldu? Annem de tutturdu. Tutturdu mu? Ne tutturdu ne değil? Ya işte git bak neyi var dedi. Bak kurban olayım. Hay kalbimi indirmeyin benim. Hastalık falan değil değil mi?
Keşke. Keşke mi? He. Mihriban, benim sana bir diyeceğim var. Oy Muhittin, ne oldu? Mihriban, ben bir kabahat işledim. Kabahat mi? Mihriban, sana diyeceğim de gülüm. Bak ben vallahi de, billahi de, tillahi de çok pişmanım Mihriban. Dilim ne oluyor, kurban olayım. Mihriban, ben... Ha, Muhittin enişte! Ha, çocuk değil şişecin. Ne var yavrum, ne oluyor? Azap'ın sünnet videosunu izleyeceğiz. Deden sütçü arıyor. Hadi anne. Yani bilmiyorum. Belki de çok geç kaldım bunları söylemek için. Belki hoşuna bile gitmeyecek söyleyeceğim şeyler. Salih çatlattın ama hadi. Bir dur, bir lafı toplayayım. İzin var bana. Evet. Affedersin ben. Özür dilerim. Saçmalama. Yok, ben saçma davrandım. Zaten Kahya'nın oğluyla Şakira'nın kızı. Ne ilgisi var ya? Neyle ilgisi var? Bilmiyorum Salih. Tamam, anladım. Unutalım olur mu? Yani hiç yaşanmamış gibi. Olur. Tamam, geliyoruz. Sünnet CD'si mi dedi o? Evet. Sen CD'yi nereye koymuştun? Ganime gelince çekmeceyi açamadın, dosyanın içine. Azap'ın sünnet dosyası. Azap'ın sünnet dosyası, Mercan koş. Annem! Dur kızım, bir dakika. Aa, bu kadın kim? Kız, bu bizim düğünde var mıydı? Gel aslanım. Ateşini alır. Senden korkmayan kafir bir aslanım.
Enişte, filmde mi oynadın? Baba? Her şey aklıma gelirdi de. Alacanları böyle parmağında oynatmak. Tövbe. Sen ne adamsın be. Anlatsana bana. Nasıl yaptın? Ne yaptın? Hadi bir daha anlat bana. Ha? Kapat şunu. Oğlum bakmayın. Kızım sen de bakma. Aa, bu sana anlattığım bu zeytinyağı fabrikası işi vardı ya. Hı. Onu da ben bağladım. Kaynağın ayağı kalsa hala eski yöntem. Hiç. Salih kapatsana şunu. Sen yok musun? Kapanmıyor ki. Filmi bitmiş. Salih televizyondan kapat. Anam, anam, anam. Olaylar, olaylar. Kısar mutfağı, hadi. Montaj. Vallahi adam montaj, billahi adam montaj. Yeter! Neredesin Rüya? Neredesin? Rüya kızım. Beni annenle tanıştırmayacak mısın? Baba, ne yapıyorsun burada? Konuşmaya geldim. Hani soruyorsun ya babamla nasıl tanıştınız diye. Buyursun, söylesin. Biz de öğrenelim. Affedersin anne. Yok yani. Tamam. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Söyleyemeyiz. Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Çünkü tanımıyor. İsim neydi? Feride. Feride? Feride. Feride Hanım. Var mı bir cevabın? Benim gitmem lazım. Anne. Otur. Bilakis şimdi. Oturacaksın. Utanmadan, sıkılmadan artık para mı sızdıracak? Kapağı Avrupa'ya mı atacak? Baba, söylediklerin doğru değil. Ne değil? Senden bir şey istedi mi, istemedi? Sorduğum sorulara cevabı var mı, yok mu? Var. Buyursun, söylesene o zaman. Anne, söylesene. Bir şey söylesene. Anne. Cevdet. Anne. Güzel. Bir taşla iki kuş. Al bu hanımı. Artık karakola mı götüreceksin, polise mi teslim edeceksin, ne icap ediyorsa yap. Emredersin abi. Yalnız var ya, çok güzel iş çıkardın ha Feride Hanım. İyi kıvırdın. Al bakalım. Allah razı olsun. Nereye bırakıyorsun şimdi seni? Yok, ben giderim. Şşş, olur mu canım öyle şey? Kasım Bey seni istediğin yere bırakacak. Ne amcaoğlu, bu kadın annenim demeyecek mi?
Patronun kızını Berlin'e götürmeyecek miyiz? Ne oldu şimdi? Kasım, uzatma. Hanımefendi nereye istiyorsa bırak, dolanmasın ortalarda hadi. Senin gözünün bir tek yaşı için ben bu dünyayı yıkarım Rüya. Ama her şerde bir hayır varmış. Ama buralara gelmekle annem burada demekle olmaz kızım. Ben niye buradayım? Niye dönmedim Berlin'e? Çünkü er geç akbabaların eline düşeceğini tahmin ettim. Bu dünyada senin için ben, benim için sadece sen var. Kasım kolla. Git lan sen. Yattı. Kalk. Tamam. Mihribanım. Bana mihribanım deme. Bıldırcınım. Bana bıldırcınım da deme. Git kimse bıldırcının ona söyle aleyhine ama aleyhine gitme. Ana Allah benim bin belamı versin. Versin inşallah. İnşallah. Mihriban kızım. Anne sen karışma. Kızım bak yuvanı düşün, kızını düşün. Ben mi düşüneceğim kızımı? Bu düşünsün. Aşağılık, pis. Git. Hain damat bey miymiş? Hmm. Ne bildin? Ablam gördük. Şarkıcı kadınla tövbe estağfurullah. Onu değil. Hainin kim olduğunu. Belki zamparalık yaptı, aldattı karısını.
Allah onu bildiği gibi yapsın da. Hı. Yani evle, telefonla, araziyle ne alakası var? Başka bir hain daha mı var? Ya varsa? Ya damat bey sırf zamparalık yaptıysa? O daha fena ya. Neden? O zaman hain kim? Ay benim aklımla oynamayın ha. Sok lan bunu içeri. Sok. Senin ne işin vardı lan bu yürüyüde? Ha? Ne işin vardı lan? Patronun peşine mi düştün lan sen? Ha? Yasemin nerede? Kim lan Yasemin? Nerede Yasemin? Yasemin kim lan? Patronun önündeki kız nerede? Ne yaptınız ona? Ayaz abinin kızını soruyor. Sana ne lan patronun kızından? He? Yanım verecek kızdan. He? Sana ne? Evet. Nerede Yas? Hayır. O patronun kızı olamaz. O patronun kızı değil. Hayır. Olamaz. Patronun kızı. Onun peşine mi geldin bugün? Hayır. Allah Allah. Baktım benim inatçı kızım dönmüyor. Ben de burayı tuttum. Şimdilik bu oda senin. İstediğin bir şey olursa haber ver. Baba. Bana yaptırdığın muskadan vardı annem. O kadın da. Nereden bulmuş onu? Sahtekarım gibi. Bizden para sızdıracak. Ama dersini iyi çalışmış. Ben sana inanmadım. Kendimi tehlikeye attığım yetmiyormuş gibi seni de attım. Affedersin. Sen şimdi dinlen. Sonra konuşuruz. Ne biliyormuş yerimizi? Vallahi abi Rüya söylemiş. Görüşmek istiyor. Rüya ile. He. Hmm.
Kasım. Fena yapmışsınız oğlum. Hayat yaptığın seçimlerden ibaret delikanlı. Sen bugün bir seçim yaptın. Benim canımı kurtardın. Sırf benim değil, kızımın. Hem de komutanını satmak pahasına. O komutan ki bir vakitler senin hayatını kurtarmış. Senin gibi bir komando. Kendini ölüme hazırlamış bir asker. Sen tut komutanın. İnsan böyle bir sadakatsizliği ne için yapar? Neye yapar? Ne uğruna? Dedim ya, sen benim bugün hayatımı kurtardın. Ben de seninkini bağışlıyorum. Ama bir şartla. Duydum ki mevzu daha kapanmamış. Komutanın hayatta. Başladın işi bitir.